olmadığım, hatta ki bu Büyük Orta Doğu Projesi ve ılımlı İslam konusunda benim de çalışmalarım var. Şöyle de söyleyeyim, 1980'lerin ortasında ilk kez ben yayınlamıştım bu ılımlı İslam projesine ilişkin. Graham Fuller'ın yapmış olduğu bir, ki o zaman Rand Corporation'daydı, yazmış olduğu bir rapor vardı. Bunu ilk defa ben yayınladım. Hatta sonra kitap haline de getirildi. Gerçekten yani hala o rapora sık sık bakıyorum. 80 sayfalık bir rapor. Ki onu da Türkçe olarak Türkiye'de İslam köktenciliğinin geleceği başlığıyla yayınlanmıştı, kitap yapılmıştı. O dönemden beri, yani 80'in ortalarından beri bugüne kadar gelişmelere baktığınız zaman bu projenin uygulandığını, yani o bir tabii ki teori bir projeydi ama bu gelişmeler maalesef bugüne kadar ki uygulamalar bunu gösteriyor. Amerikalılar bunu O proje. başarılmış görüyorlar mı? Yoksa iyice Pek mi başarılmış berbat görmüyorlar. oldu ortalık? Evet, pek başarılmış görmüyorlar. Biliyorsunuz bu arada Irak işgali sırasında ki Türkiye'nin de çok yakından hepimizin tanıdığı Paul Wolfowitz diye, neokonlar diye adlandırılan, işte bizim yeni muhafazakarlar olarak Türkçe'ye çevirdiğimiz bir grup vardı. Bu grubun içerisinde hem demokratlar hem cumhuriyetçiler var. Türkiye'nin tabii ki yakından tanıdığı, Türkiye'de büyükelçilik yapan Morton Abramowitz gibi isimler var. Yani dolayısıyla bu tabii çok geniş bir projeydi ve bunu zaman zaman yaşadık. Ama sonuç olarak baktığınız zaman gerçekten işte Fethullah Gülen'in buraya getirilişi, ılımlı İslam projesinde, AKP'nin kuruluşunda, yani dolayısıyla bu projenin hala devam ettiğini pek düşünemiyorum. Çünkü bu projenin tabii ki o dönemde yer alan stratejisinde önemli bir değişiklik de yapıldığını düşünüyorum ben. Yani işte o zaman Türkiye ılımlı İslam olacak. Yani Orta Doğu'da bir model ülke olarak getirilecek. Tabii ki daha sonraki gelişmeler bunun farklı. Amerika'da da biliyorsunuz yönetimler değişti bu arada. Çok fazla yönetim değişti. Ama tabii öyle bir zarar verildi ki Türkiye'ye. Gerçekten Türkiye'nin bunun altından nasıl kalkacak? Kalkacak, mutlaka kalkacak. Yani Türkiye Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı yapmış bir milletiz biz. Yani bunun bir Evet. faturası olacaksa bu faturayı da Türkiye Ama ödeyecektir. şimdi Bunda hiçbir demin kuşkum yok. Abramovich'in adı geçti. Abramovich deyince akla bir şeyler geliyor o dönemlere ait, Ankara'da bulunduğu dönemlere ait. Bir belediye başkanıyla yaptığı görüşmeler falan yayınlandı, açıklandı. İşte o günlerden bugünlere geliyoruz herhalde. Kesinlikle öyle. Tabii ki referansları, bugünkü yönetimin referansları artık şu anda emekli olmuş durumdalar. Yani Abramovich de artık yaşlandı ve emekli. Tabii ki yani şu anda Biden yönetimi üzerinde etkili bir konumu yok. Ama tabii onun yetiştirdikleri, onun talebeleri, daha doğrusu geniş açıdan baktığınız zaman Amerikan politikasını görüyorsunuz ama farklı şekilde oluyor. İşte tabii ki Amerika bu arada sadece Türkiye'de değil bölgede uyguladığı politikalarda da yenilgiye uğradı. Onlarda da önemli değişiklikler yaptı. Yani Afganistan politikası Amerika'nın bence bir yenilgidir. Yani baktığınız zaman önemli bir yenilgidir. Zaten şu anda kendi işlerinde de bu tartışılıyor. Ama tabii ki bizim dikkatle izlediğimiz ülke, kendi ülkemiz Türkiye. Maalesef Türkiye insanların yani politikacıların, liderlerin kullanıldığı, çok kolayca kullanıldığı bir ülke konumunda. Hakikaten öyle. Ben bunu burada yani çok uzun yıllardır diplomasi muhabirliği yapıyorum. Yani Pentagon'a da gittim, orada da sorular sordum. Beyaz Saray'da, Dışişleri Bakanlığı'nda. Artı
yani think tank dediğimiz düşünce kuruluşlarını izliyorum. O insanların Türkiye'ye bakış açılarını şey yapıyorum. Bu konuda birçok kitap da yazdım. Siz yani zaten maalesef, söyledikleriniz pek çok şeyi çağrıştırıyor. Hani kullanılabilir deyince hani deliğe süpürmeyin kullanın ifadeleri, sunumları da akla geliyor. Bunlar unutulmadı. Tabii çok haklısın. Yani sevgili Namık, gerçekten öyle. Onu söyleyen insanlar bugün Miami'de yaşıyor, yani onu söyleyen kişi. Dolayısıyla bunlar burada bilinen isimler, hala biliniyor. Ama bunların yerini başka isimler de aldı. Onları da, bu sadece politikacılardan bahsetmiyorum. Gazeteciler de var. Yani kullanın evet, diyen gazeteciler var. Yani bu iktidarla Washington arasında köprü olan gazeteciler de var. Bunları da biliyoruz. Bunlar hep yazılıyor, çiziliyor. Bunlar da kendilerini gayet iyi biliyorlar ama nedense her dönemde dört ayak üstüne düşüyorlar. demek ki artık politikacılar kullanmayı seviyorlar diye düşünüyorum ben. Ama şurası tabii ki acı olan taraf şurası. Türkiye'nin bundan ki her zaman bu iktidar onu söylüyor, işte eski Türkiye değil, keşke eski Türkiye olsaydı. Keşke. Türkiye'nin yani o andaki eski dediği durumunda ben burada gazetecilik yaptım. İtibarı gerçekten çok yüksekti. Gerçekten, yani bunu şunun için söylüyorum. Amerikalı yönetimlerin, yöneticilerin, üst düzeydeki kongre üyelerinin bize, gazetecilere bakış açısı bile farklıydı. Dolayısıyla ama bir de şimdi evet, onlarca gazeteci var Türkiye'den, TRT'den, Anadolu Ajansı'ndan. Ama biz o itibarı için ne kadar büyük paralar harcıyoruz Yılmaz Polat. Burada uçakların en büyüğünü alıyoruz o itibar için. Sarayların en büyüğünü yapıyoruz. Daha nasıl itibar sağlayacağız? Evet, itibardan tasarruf maalesef olmuyor deniliyor ama tabii ki itibar parayla kazanılacak bir şey değil. Kesinlikle öyle. Dolayısıyla bugüne geldiğimizde işte ılımlı. Çok kibar söyledi Yılmaz Bey. Değil mi? Vallahi artık... Artık Yılmaz Polat nezaketiyle soruyorum. Yani şaka gibi yani. Değil mi? Yani onlar benim nasıl yazdıklarımı gayet iyi biliyorlar. Bana gelen trolların şeylerini de görseniz çok şeydir. Tabii ki aldırış bile etmiyorum. Yani hiç önemli değil. Ama şurası gibi gerçek ki hakikaten eski Türkiye'yi arıyoruz. Yani bu son derece ciddi bir durum var Türkiye açısından. Bu her açıdan böyle. Çok üzücü. Gerçekten peki, çok üzücü. Peki Amerika'nın ya da süper güçlerin bunu düzeltmek gibi bir çabası da pek görünmüyor herhalde şu aşamada. Yani böylece kaldı mı? Enkaz halinde Orta Doğu kalacak mı? Türkiye'de dahil buna tabii. Sevgili Namık, Türkiye'de demokrasi olmuş, Türkiye'de laik cumhuriyet olmuş. Bu sadece Amerika'nın değil, diğer Batı ülkelerinin de umurunda değil. Onlar kendi çıkarlarına bakıyorlar. Bunu hepimiz biliyoruz. Evet. Yani ülkelerin çıkarları var. Dolayısıyla bunu biliyoruz. Hatta bu Graham Fuller şeyine tekrar dönmek istiyorum, bu ılımlı İslam. Buradaki amaç, tamamen amaç... Türkiye'deki cumhuriyeti yıkmak, laikliği yıkmak, Atatürkçülüğü yok etmek ve yerine işte kendi dizayn ettikleri bir rejim kurmak, bu rejimi de işte kukla olarak yönetmek. Yani bu gayet özetle durumu bu. Ama bunun bir ölçüde gerçekleştirdiler mi? Evet, gerçekleştirdiler maalesef. Yani bugün Türkiye'ye bakış açısı derken bunları da kastediyorum. Yani eskiden aldığım Amerikalı yönetimden sorular ya da buradaki meslektaşlarımızdan şu anda çok daha farklı. Çok daha farklı görüyorlar. Yani Türkiye burada özgür olmayan,
otokrat bir liderin ve onun partisiyle yönetilen bir ülke konumunda. Dolayısıyla böyle de bakıyorlar. Zaten kongredeki bütün konuşmalara bakarsanız, yani tek adam rejimini gayet açıklıkla görürsünüz konuşmalarında. Evet. Ercan Karataş'ın son... da bir sorusu olacak size. Tabii, buyurun. Yılmaz Bey, şimdi bundan önceki Amerikan başkanı şu anda yargılanıyor değil mi? Evet. Evet. O, evet. O dedi ki ilk seçiminde, maalesef seçildi o zaman da, bu mülteci meselesi Amerika'yı çok zora sokuyordu. Şimdi bilmiyorum nasıl ama benim çözümüm dedi, duvar öreceğim dedi Amerika'nın çevresine. Bu söylemi ona seçim kazandır diye yorumlar da okudu. Bu duvarlar örüldü mü? Devam ediyor yoksa duvarları vız mı geliyor bu şeylere, mültecilere? Duvarlar örüldü. Evet, duvarlar örüldü. Ama tabii Amerika biliyorsunuz koskoca bir kıta, çok büyük, geniş, uzun bir sınırı var Meksika'yla. Dolayısıyla bir şekilde tabii ki bir geçiş yolu buluyorlar. Duvar var, evet, örüldü. Bir de şu var, tabii ki burada da Türkiye'de olduğu gibi parayla çalışan mafya var. Bu insanları getirip, şimdi az önce sevgili Namık'ın değindiği, hani Türkiye'den de buraya gelen insanlar var, Meksika'dan. Evet, konuştum. Birkaçıyla da konuştum. Türkiye'den zavallı insan, hakikaten zavallı diyorum. Çünkü maddi durumları o kadar kötü ki, bu insanlar ki çoğu Karadeniz ve benim konuştuğum insanlar doğudandı. Yani doğu bölgesinden ve Karadeniz bölgesinden de babası tarlaları satmış, vermiş. Yani elinde neyi var neyi yok onları vermiş. 10 bin dolara, 20 bin dolara, ama gelecekleri tabii ki buradaki kurtuluş değil bu. Karanlık, ben herkese onu söylemeye çalışıyorum. Yazımda da onu belirttim. Yani burada da öyle gelip kalacak durumları yok. Eski fırsatlar ülkesi değil yani, öyle mi? Amerikan hükümeti zaten buna müsaade etmiyor. Yani ömür boyu kaçak yaşayacak, korku içinde yaşayacak. Ama beni diğer üzen bir tarafı da tabii ki Güney Amerika bölgesinden gelenler, artık Amerikalılar alışmış. Ucuz adam çalıştırıyorlar. Hükümetler buna müsaade ediyor, getiriyor. Yani Kaliforniya'daki portakal bahçelerinde ya da bilmem neredeki tarlalarda hiçbir Amerikalı saatine 3 dolara, 5 dolara çalışmaz. Bunları gayet tabii, işte İspanyol denilen burada, Latin Amerika ülkesinden gelen insanlar var. Bu Amerikan ekonomisi için de çok önemli. Dolayısıyla onlara tamamen şey yapıyorlar. Göz yumuyorlar. Yani onlar için evet, çok büyük bir sorun yok. Bu Amerikan yönetiminin politikasının bir parçası. Bizdeki gibi değil. Ama asıl üzücü olan taraf, Türkiye'den meslek sahibi insanlar var. Yani bu Meksika'ya gelen meslek sahibi insanlar var. Doktorlar var. Çok enteresan. Yani kaçak bu tip ya, insanlar Meksika'dan, var. Evet, kaçak yemeye çalışıyor. Evet. Yani bu insanlar artık Türkiye'nin deki hayatın çekilmez olduğunu düşünüp ya bir doktor, ve böyle bir doktor yani. Bu insanlar var yani, meslek sahibi insanlar var. Bunları da çok vahim, bu söylediğiniz gerçekten çok vahim. Yani kesinlikle öyle. Tabii çok doğru. Ama tabii ki bu yönetim burada hala, ki o soruyu da sormak lazım. Gerçekten hani çok destek ya da itibar görüyor mu? Çok büyük soru işaretleri var bunda. Belki biraz sonra konuşuruz. Ben konukların şeylerini de almış olmayayım. Evet, şimdi